Hocam merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Sağ olun. İletişimsiz iletişim programımızın ilk bölümü. Nasıl oluyor bilmiyorum ama. İletişimsiz iletişim. Yani hocam, tüketim toplumu ve üreten az sayıda insan. Konu başlığımız bu. Hocam, ilk programı da sizinle beraber yaptık. Sizi tekrardan aramızda görmekten dolayı çok mutluyuz. Programı sosyal medyada duyurduk. Çok büyük ilgi gördü. Hatta ilk yani yüklediğimiz videolar arasında da en çok izlenme, görüntülenme size ait. Bu konu hakkında ne diyorsunuz hocam? İlk olmaktan kaynaklanıyordur. Hocam ben lafı daha fazla uzatmadan programa geçiyorum. Yani hocam malum programın ismini iletişimsiz iletişim dedi. Konu başlığımızı tüketim toplumu koyduk ve üreten az sayıda insan dedik. Şimdi bunlardan bahsetmişken sorularımız da buna yönelik olacak. Hocam tüketim toplumu nedir? Ve hep bizim insanlarımızda şöyle bir algı var. Amerika, Avrupa hep şey olarak algılanıyor. Üretim toplumu olarak algılanıyor. Amerika ya da Avrupa tüketim toplumu değil midir? Ya da üretim toplumu mudur? Ya şimdi tüketim ya da üretim mantığına baktığımız zaman toplumun nasıl bir toplum olduğuna, ürettiği değerler mi daha fazla, tükettiği mi daha fazla, buna bakmak lazım. Burada tabii kitabi bilgiler üzerinde durmak çok sağlıklı değil. Sonuçta bir YouTube kanalındayız. Ama genel anlamda kamuda herkesin anlayacağı şekilde olayı değerlendirdiğimiz zaman biraz üretim araçlarını mı daha fazla kullandınız yoksa tüketim araçlarını mı daha fazla kullandığınızla ilgili bir durum bu. Yani bu söylediğiniz aslında tüketim toplumunun da birazcık özelliklerini de belirlemiş oluyor, Tabii, söylemiş tabii oluyor. ki, tabii ki. Ya hocam şöyle bir durum da var. Bu özellikle sosyal medyanın ülkemizde çok aktif kullanılmaya başlamasından beri insanlar üretilmiş ürünü üretip diğer insanlarla buluşturabiliyor. Bu peki sizce üretim toplumuna geçişte bir adım sağlayabilir mi? Şimdi sonuç itibariyle üretimin hangi aşamasında olursanız olun çok önemli değil. Bir aşamada yer almanız lazım. Üretim tek bir ne diyelim bir olay değil. Bir süreci kapsıyor. Yani dağıtım da bunun içerisinde yine aynı şekilde o malın üretim aşamasında fabrika içerisindeki o süreçler de bunun içerisine dahil. Yani ham madde aşamasından tutun tüketimin başladığı o aşamaya kadar ki tüm süreci biz üretim aşamaları olarak görebiliriz. Ama biz eğer bu üretim yani ham madde aşamasından ürünün geliştirilmesine ona yaratıcı ya da inovatif bir değer katılması aşamaları da dahil olmak üzere bu süreçlerde bir toplum yer almıyorsa ve sadece onun kullanıcısı pozisyonundaysa o zaman biz orada bir üretim toplumundan bahsedemiyoruz. Burada markalar mı giriyor devreye? Markalar tabii yani zaten marka aslında üretimin en önemli göstergelerinden birisi. Şimdi üretimi biz belki çok tartışılmayan bir şey ama bu iki boyutta ele alabiliriz. Birisi maddi değerlerin üretimi. İkincisi de manevi ya da soyut değerlerin üretimi olarak ele alabiliriz. Soyut değerler marka dediğimiz zaman zaten burada soyut değerler devreye giriyor. Markanın varlığı o toplumun soyut düşünebildiğini soyut değerler üretebildiğini gösteriyor. İşte biraz daha geri kalmış toplumlar ya da gelişmekte olan toplumlara baktığınız zaman henüz maddi anlamda üretimi bile beceremeyen bir toplumun soyut değerler üretmesini bekleyemeyiz. Geçmişte üretmiş olabilir ama şu anda bunu beklememiz mümkün değil. Marka da o soyut değerlerin üretiminin bir parçası. Hocam, şimdi toplumları kalkındırmak için her zaman en çok üreten sınıf bu olmak zorundayız. Ya da bu pazardaki niş dediğimiz olayı gerçekleştirip üretilmeyeni keşfedip mi üretmemiz gerekiyor? Yani şöyle örnek vereyim ben size. Şu an birçok araba markası var. Biz araba mı üretmeliyiz yoksa elektrikli araba mı üretmeliyiz? Toplumumuzu nasıl kalkındırabiliriz? Yani üretim toplumuna nasıl geçebiliriz? Ya buradaki temel fonksiyon şu. Siz bir defa ne istiyorsunuz? Gerçekten üretim toplumu olmak istiyor musunuz? Üretim toplumu olalım derken fasoncu mu olmak istiyorsunuz yoksa lider bir ülke, lider bir toplum mu olmak istiyorsunuz? Bu soruyu bir defa cevaplamanız lazım. Eğer biz fasoncu olalım, kendi çarkımız içerisinde kendimizi çevirelim diyorsanız o zaman sadece belli kalemleri üretmeniz
inovatif ya da yaratıcı unsurlara başvurmanıza gerek yok. Onları üretmeniz yeterli. Yok, ben geleceği yakalayacağım, lider olacağım, lider bir toplum, lider bir millet, lider bir ülke olacağım diyorsanız o zaman yapmanız gereken şey belli. O zaman yaratıcılığa önem vereceksiniz. Yaratıcılığa, yani inovasyona diğer bir ifadeyle de önem vermeniz gerekir. Dünya bunu ne zaman farkına vardı? Dünya her zaman farkındaydı bunun. Yani insanlık var olduğu günden beri yaratıcılığın çok önemli bir değer olduğunu fark etti. Çünkü insanlar yaratıcı olmadığı dönemde birbirine benziyorlar ve aynı şeyler üretiyorlar. Yeni bir şey katamıyorlar, gelişemiyorlar. Ve yaratıcılığın, gelişmenin aslında yaratıcılığa bağlı olduğunu, yaratıcılığın da düşünceye bağlı olduğunu fark eden toplumlar ne yaptılar? Kendilerini geliştirmek için bu araçları kullanmaya başladılar. İşte bu araçlar dediğimiz, işte düşünceyi kullanmaya başladılar. Düşünceyi kullanabilmek için bilgiye önem vermek gerekiyor. Bilgi üretim araçlarına önem vermek gerekiyor. Dolayısıyla bunlar insanlığın var olduğu günden beri insanlığın arayış içerisinde olduğu bir ürün bunlar. Ama maalesef şu an itibariyle dünyanın batıda kalan kısmı, bize göre batıda kalan kısmı yeni teknolojileri üretme noktasında düşünceye, akla önem verirken bize göre doğuda kalan kısmı bu konularda biraz daha zayıf. Geçmişte evet, geçmişte önemli değerler ürettiler, biz de ürettik. Ama şu an itibariyle bu konularda biraz zayıfız. Hocam peki burada markaların üretim ve tüketimdeki rolü nedir sizce? Şimdi markalar bir defa marka olabilmek için bir değer üretimi gerçekleştirmeniz lazım. Değer üretimi gerçekleştirmek demek, bunun başta da soyut değerler üretmeniz gerekiyor. Yani bir ürünle markayı birbirinden ayırırken biz temelde bu farklılıkları soyut ya da somut olması üzerinden ele alıyoruz. Bir ürün nedir? Ürün somuttur. Elinizi alırsınız, tutarsınız, bakarsınız, aa falan dersiniz, değil mi? Yani hatta biraz mıncıklarsınız, biraz germeye çalışırsınız falan. Sağlam mı değil mi? Buna bakarsınız. Ama marka öyle değil. Markayı elinize alamazsınız, dokunamazsınız, onu sündüremezsiniz. Marka bir duygu. Dolayısıyla marka bir şey, marka mı değil mi? Siz marka diye düşünüyorsanız markadır, değilse değildir. Siz dediğim kim? Tüketici. Burada krallık tüketicide. İşte üretim noktasına geldiğimiz zaman marka olabilmek için bir ürün ya da hizmetin soyut değerler üretebilmesi lazım. Soyut değerler üretebilmek ne demek? Yani insanlara belli duygular aşılayacaksınız. Yani insanlar sizin ürününüzü aldığı zaman ya da sizi aldığı zaman, sizi tükettiği zaman mutlu olacaklar, haz alacaklar, korkacaklar. Mesela korku filmleri dediğimiz, işte korkuyor insanlar. O hazzı, korku hazzını yaşamak için satın alıyorlar onu. Değil mi? O hazzı almak için gidiyorlar. Dolayısıyla bir soyut değer sunuyor onlara. Başkasının sunamadığı. Şimdi somut değeri fabrikada üretiyorsunuz veya elde üretiyorsunuz fark etmez. Somut değeri her zaman taklit edebilirsiniz. Nasıl taklit edebilirsiniz? Bir teknoloji çıkıyor. Siz yeter ki ürünü görmüş olun. Görmeniz yeterli. Gidiyorsunuz hemen aynısını, aynı malzemeleri, hatta içerisindeki karışımlar da dahil olmak üzere aynı şeyi üretebiliyorsunuz. Bugünkü teknoloji buna izin veriyor. Ama bir markayı aynı şekilde üretmeniz mümkün değil. Neden? Soyut varlıklardan oluşuyor. Şimdi markayı peki üretirken kullandığınız araçlar üzerinden değerlendirecek olursak, markayı biz üretirken kullandığımız en önemli araç iletişim. Ürünü üretirken kullandığımız araçlar nedir? Ham maddedir, değil mi? O işlevsel fabrikasyon Süreci. sistemleridir, o süreçler. Bunları kullanıyoruz. Şimdi ikisi arasındaki fark, eğer marka olacaksanız iletişimi sonuna kadar kullanmanız gerekiyor. Yani her türlü iletişime girmeniz lazım tüketiciyle. Kendi soyut değerlerinizi tüketiciye sunduklarınızı, ona hissettireceklerinizi, maddi değerler de dahil olmak üzere, yani verdiğiniz, sunduğunuz ürünün kendisi de dahil olmak üzere soyut ve somut değerlerin toplamını iletişimle ancak tüketicilere sunabilirsiniz. Yani siz diyeceksiniz ki beni alırsan, beni tüketirsen ben sana
şu 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 maddi değerlerin yanında başkasının sunamadığı şu 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 soyut değerleri de ben size sunabilirim demeniz Hocam lazım. bu soyut değerlerin üretilmesi, insanların kendi değerlerinin değişmesine, değerlerin farklılaşmasına neden oluyor mu? Tabii ki. Yani bugün Ya bu sadece çağın gerektirdiği bir şey mi, yoksa sadece hani o tüketim için yapılan bir gereç mi bu değişim? tüketim tabii ki önemli bir itici güç. Neden itici güç? Şimdi rekabet çok arttı. Herkes üretiyor. Yani bugün dünyada işte tekstil alanında baktığınız zaman en büyük, en önemli üreticilerden birisi biziz. Ama dünyada bir tane markamız yok. İşte dijital alana geçtiğiniz zaman dijital teknolojilere, bu bilgisayar teknolojilerine falan çip bunları kim üretiyor? Hindistan'da ürettiriyorlar. Veya işte Çin'de ürettiriliyor. Bunları üretiyorlar. Yani Doğu toplumları maddi üretimleri, fabrikasyon üretimleri üretebiliyor, yapabiliyor bunları. Çünkü bunun kitabı belli, formüller belli, karışacak maddeler belli, dikiş tarzları belli. Bunun biraz eğitimini alıyorsunuz ve bunları üretiyorsunuz. Ama Doğu'nun üretemediği tek bir şey var, soyut değerler. Aslında tarihinde, geçmişinde soyut değer çok fazla Doğu'nun. Sadece yeniliklere açık değil. Batı tüm üretimini soyut değerler üzerine kurgulamış. Ve bu soyut değerler biraz popüler. Yani hemen gelip geçici. Bitsin, yenisini üretelim. Çok önemli değil. Yani ne tüketti, ne ürettiğiniz, hangi soyut değer ürettiğiniz çok önemli değil. İnsanlar bunu satın alıyor mu? Alıyor. Alıyorsa üretirim diyor. Ve ona yatırım yaparım diyor. İşte bunu yani Avrupa ya da Batı toplumlarıyla Doğu toplumları arasındaki bu farkı biz anladığımız zaman belki o zaman üretim yaparken biraz daha soyut değerler yani markalar üretmeye başlayabiliriz. Hocam bu tüketim ya da üretim daha doğrusu belli bir noktadan sonra, yani şu an az önce dediniz ya herkes üretebiliyor, rekabet fazlasıyla var, herkes üretiyor diye. Bu belli bir noktadan sonra duraksar mı? Yani 3-5 tane kişinin eline düşer mi bu iş? Yani soyut değer üretimi mi? Evet. Düşmez. Düşmez. Hiçbir zaman düşmez. Eğer şunu yaparsak, yani bir toplum kendi içerisinde, mesela bizim toplum öyle bir toplum. Biz insanlara düşünme edimini kullanmayı öğretmezsek, insanların fikir üretimine katılmasını engellersek, bu ailede olur, bu okulda olur, bu işte sosyal ortamlarda olur, fark etmez. Eğer bunları engellersek tabii ki yeni bir fikir üretemeyiz ve bu 3-5 kişinin eline kalır. Çünkü insanlar korkuyorlar bir şey söylemeye, kendilerini ifade etmeye, dile getirmeye. Bunu siyasi bir söylem olarak söylemiyorum. Yani bugün herhangi bir kişi kalkıp babasının karşısında, "Baba, ben şöyle bir fikre sahibim. Bahçeyi ekerken ya da bahçede herhangi bir üretim yaparken öyle değil de şu şekilde yapalım." deme cesaretini gösteremiyor. Bu cesareti gösteremediğiniz zaman üretemezsiniz. Otomatikman Yeni bir insan da şey. Tabii pasifleşiyor. ki yani o zaman ne yapıyorsunuz? Birisi bekliyorsunuz ki bir yukarıdan bir el uzansın, işte gökten bir şeyler zembille insin, biz de hayatımız değilsin. Öyle bir şey yok yani. Batı'da da bu hiçbir zaman böyle olmadı. Yani Batı bunun bedellerini ödedi. Bedellerini ödedi ve şu anki bugüne geldi. Biz de o ihtişamlı zamanlara ulaşırken onun bedellerini ödeyerek geldik oralara. Yani bir şeylere itiraz ettik. Yani bir yöneticiysek bir yerde yönetici olarak insanları sadece bizim düşüncelerimiz etrafında şekillendiremeyiz. Yani bir şirketin CEO'su kalkıp kendisine "Ben böyle düşünüyorum, bunu yapacaksınız" derse o şirket batmaya başlar. Ama Ortak akıl. ortak akla önem verir ve o insanların ne düşündüğünü, başkalarının kendisinin göremediği farklı fikirlerini almaya çalışır ve onları bir konsept etrafında bütünleştirirse o zaman Aslında yükselmeye başlıyor. soyut değer üretme o dediğiniz aşamada itibaren başlıyor. Yani Tabii. insanlar o soyut değeri oradakiler gibi hissedip sanki kendi markalarıymış gibi algılayıp kullanmaya da devam ediyorlar bu üretilmiş olan değeri.
Hocam üretilmiş bunca değer nasıl oluyor da insanlar tarafından bu kadar benimsenebiliyor? Yani şimdi hangi takımı tutuyorsun? Trabzonspor. Ben de. Ben de Trabzon. İnşallah 8. şampiyonluk da gelecek. İnşallah, inşallah. Şimdi sen Trabzon'u tutuyorsun çünkü bir Trabzonlusun. Trabzon'da doğdun, Trabzon'da büyüdün, değil mi? Evet. Ve bu nedenle de işte şehrinin takımı, o yüzden tutuyorsun. Ben Gümüşhaneliyim. Neden Trabzonspor'u tutuyorum? Şimdi insanlar kendilerini bir topluma, bir cemaate, bir kitleye ait hissetmek istiyorlar. Oradan bir değer üretimi elde etmek istiyorlar. Kendilerini özel hissetmek istiyorlar. Ben kendimi özel hissetmek istiyorum ve bu çerçevede işte belli bir takımı tutuyorum. Ve dikkat edin, insanların büyük çoğunluğu, ben kendi şehrimin takımını tutuyorum. Yani Gümüşhanespor benim için Trabzonspor'un çok çok önündedir. Ama takım tutarken insanlar direkt kendi şehir takımlarını söylemiyorlar. Dört büyükleri, değil mi? Dört büyükler üzerinden tüm olayı organize ediyorlar. Neden diğer takımlar söylenmez? Yani Çünkü herhangi onlara bir mal edilmiş bir sıfat var. Ya yani dört büyükler, ülkenin en büyük dört takımı. o bir. İkincisi, yani o dört büyük dışındaki takımları tutan insanlar bile o dört büyükten bir tanesini tutuyorlar. Bak, o dört büyüğün dışındakini tutanlar dahi. Neden? Çünkü bir defa insanlar kendilerini değerli hissetmek istiyorlar. Kendilerini değerli hissedebilecekleri takımlara meylediyorlar. Diyor ki tamam, ben kendi takımım var. Gümüşhanespor'u çok seviyorum, tutuyorum, destekliyorum, başarılı olmasını istiyorum ama Gümüşhanespor'un şu anki pozisyonu ve tarihteki pozisyonu belli. Ha, ne yapacağım? O dört büyükten bir tanesini de tutma ihtiyacı hissediyoruz. Çünkü onun da bize katacağı değerler var. Yani. Birisi bunu şampiyonluğu en fazla olan takım olarak değerlendirebilir. Başka birisi taraftarından etkilenebilir. Başka birisi kendi bölgesinin takımı olduğu için söyleyebilir. Başka birisi daha azimli, mücadeleci, hırslı bir takım olduğu için o takımı tutabilir. Kendisinde de o değerleri görüyordur, tutabilir. Bunların hepsi olası şeyler. Ama bunların neler olduğu ayrı bir tartışma konusu, ama temelinde, bu işin temelinde insanlar bir değerli olmak istiyorlar. Ve değerli olmak isterken de kendilerini farklılaştırmak durumundalar. Diyecekler ki ben dünyadaki diğer insanların tamamından farklıyım. Hocam, birinci bölümümüzün sonuna geldik. İkinci bölümle devam edeceğiz. Katıldığınız için yani teşekkür ediyorum. Yani ilk bölümde de teşekkür edeyim, sonunda da teşekkür edeceğim. İkinci bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz.